Merhaba sevgili yaylar. 24 Şubat 2 Mart haftasına hoş geldiniz. Sevgili yaylar, yeni ay haftasındayız. Bu hafta sonunda 1 Mart'ta Balık burcunda yeni ay doğacak. Yeni ayın etkilerinden önce haftanın genel bir değerlendirmesini yapalım. Bu hafta başında ay Oğlak burcunda olacak. 24 Şubat, 25 Şubat ve 26 Şubat sabah saatlerinde. Dolayısıyla haftanın ilk günleri parayla ilgili konularla uğraşabilirsiniz. Bunlar bazı ödemeler olabilir, banka işlemleri olabilir veya zorunlu alışverişler olabilir. Özellikle 25 Şubat'ta ve 26 Şubat sabahında ani durumlarla karşılaşma ihtimaliniz de var. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Ayın Uranüs ve Plüton'la yaptığı açılar bazen duygusal olarak zorlayıcı etkiler oluşturabiliyor sevgili yaylar. 26 Şubat öğleden sonra Ay Kova burcuna geçiş yapacak ve hafta ortasında kendinizi daha rahat hissedebilirsiniz. Hafta başındaki baskılar biraz azalacak, iletişim artabilir, bazı küçük seyahatler gündeme gelebilir, aile ziyaretleri, yakın çevreli ilişkiler daha fazla yoğunlaşabilir sevgili yaylar. 27 Şubat, 28 Şubat'ta Ay Balık burcuna geçince eviniz ve ailenizle ilgili konular öne çıkıyor ve yeni ay etkileri de devreye girmiş olacak. 28 Şubat'ta bir diğer önemli gelişme de Merkür retrosunun düzelmesi olacak. Merkür artık 28 Şubat'ta ileri harekete dönüyor. 18 derece Kova burcundan itibaren ileri gidecek. 18 Mart'a kadar Kova burcunda ilerleyecek. Daha sonra Balık burcuna geçiş yapacak. Merkür retrosu biliyorsunuz 3. evinizdeydi. Bu da özellikle iletişim evindeki Merkür retrosu bazı sorunlara yol açmış olabilir. Gecikmeler, ertelemeler, iletişim cihazlarındaki bazı sorunlar gündemde olmuş olabilir. Şimdi bunlar düzelecek, daha rahat olacak ve iletişim çok yoğunlaşacak. Özellikle 3. evdeki Kova burcu zihinsel olarak çok aktif olabileceğinizi, yaratıcı olabileceğinizi, yazılı ve sözlü iletişimde verimli olabileceğinizi işaret ediyor. Bu işinizle ilgili ticari gelişmeler olabilir, reklam, pazarlama ile ilgili konular olabilir, medya, yayıncılık veya eğitimle ilgili kavramlarda Merkür Kova burcundayken hızlı gelişmeler söz konusu olabilir sevgili yaylar. Özellikle bilgisayarla ilgili, internetle ilgili, işinizin tanıtımıyla ilgili bazı girişimlerde de bulunabilirsiniz Merkür Kova burcundayken. 1 Mart'ta artık yeni ay günü, sabah 10'da doğacak yeni ay, 10 derece Balık burcunda. Bu yeni ay gerçekten ilginç ve güzel bir yeni ay. Yengeç burcundaki Jüpiter'in üçgen bir açısı var ve çok destekleyici, şanslı fırsatlar sunuyor. Zaten yılın şanslı bir zamanı 1 Mart. Jüpiter Güneş üçgeni var ve bu yeni ay bu etkiler altında doğacak. Balık burcu olduğu için ailenize, yaşadığınız yere, eve veya ofise, bulunduğunuz mekanlara önemli etkiler verebilir. Eğer ev almak, satmak, kiralamak, taşınmak gibi bir isteğiniz varsa bunu yeni ayda rahatlıkla yapabilirsiniz. Çünkü 8. evdeki Jüpiter'deki Yengeç burcu maddi konularda önemli destekler alabileceğinizi işaret ediyor. Bir kredi talebiniz varsa bunu rahatlıkla alabilirsiniz. Veya çevreden, bazı aileden de bazı destekler gelebilir size. Özellikle maddi konularda. Bir mülkün satımı, bundan gelebilecek bir gelir de söz konusu olabilir. Dolayısıyla ya da bir mülkünüzün kiraya verilmesi de söz konusu olabilir sevgili yaylar. Aileyle ilgili, ebeveynlerinizle de ilgili bazı güzel gelişmeler olabilir. Sağlık sorunu olan bir ebeveynin bir operasyonu, bir ameliyatı, bu şekilde sağlık sorununun sona ermesi, şifa bulması da bu yeni ayda karşılaşacağınız konulardan biri olabilir. Evet, yeni ayın etkilerini daha detaylı anlamak için yükselen burcunuzda lütfen izleyin. Bunun yanı sıra hafta içerisinde karşılaşabileceğiniz etkiler için günlük burç videolarımızı da gün gün izlemeyi unutmayın. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.